Tadic'te Murat Fırat'ın Akdeniz oyunları altın madalya mücadelesi başlamak üzere. Ev sahibi ülkeden, Cezayir'den İshak Gayu'yu rakibi olacak sporcumuz Murat Fırat'ın. İşte Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı Murat. Bu yıl Budapeşte de. Geçtiğimiz yıl üçüncüydü. Kürsüden inmiyor sporcumuz. Dünya şampiyonasına da çok yakındı. Norveç'in başkenti Oslo'da. Beşinci olmuştu şimdi Akdeniz oyunlarında. Birincilik için Minder'de. Mavi mayo ile izliyoruz sporcumuzu. İshak Gayu kırmızı mayo ile mücadele ediyor. Murat Fırat çeyrek finalde az önce bronz madalya kazanan Gagik Sencoyan'ı mağlup etmişti. Yarı finaldeki rakibi de Sencoyan'ın üçüncülük mücadelesindeki rakibi Ignacio Sanfilippo'ydu. Ve Murat Fırat şimdi Cezayir'den İshak Gayu ile altın madalya mücadelesi veriyor. Koldan tuttu. Şimdi koltuk altına doğru elini sokma çabası içerisinde sporcumuz. Çok heyecanlı Cezayir köşesi. Karşılaşmanın hakemi Murat Fırat'ı görüyor. Daha aktif olmasını istiyor. Mücadelenin hakemi sporcumuzdan. Gayron ailesinde bir puan var. Yerde istedi Murat Fırat'ı. Gayu 1-0 üstün. Sökme çabası içerisinde güreşçimizi, Cezayirli güreşçi indirin kenarına doğru taşıdı, attı, puanları aldı. 4 puan yazılıyor hanesine. Murat Fırat 5-0 geride. Mücadele devam ediyor. Sporcumuz 5-0 geride. 4 puanlık o oyun. Suplex önemli bir avantaj sağlayacaktır kuşkusuz. Dolayısıyla Murat Fırat'ın mücadeleden kazanmak için, galip ayrılmak için beraberlikten fazlasına ihtiyacı olabilir. Şu durumda tabii Avrupa şampiyonunun 4 puanlık bir oyunla hamle yapması işten bile değil. Dizini kullandığı görüşünde karşılaşmanın hakemi sporcumuzun arkasına geçip puan alma çabası içerisindeydi. Durdurduğu mücadeleyi ortada ayakta sürüyor. Koldan tuttu Murat. Göğsünü de şimdi enseden bir hamle. Son dakika içindeyiz devrede. Kıyasıya bir mücadele var. Minder'de tam ortada. Şimdi bir kez daha yüklendi. Koltuk altını yakaladı. Kollarını da tutuyor. Bele doğru hamle Murat Fırat'tan. Hareket istiyor hakem. Özellikle Gayo'dan. Koldan tuttu. Şöyle bir tur attı. Uzak tuttu kendisini. Cezayirli güreşçi sporcumuzdan. Bir kez daha hamle. Murat Fırat yüklendi. İhtar puan mı? Yine dizini kullandığı görüşünde hakem. 6-0 oluyor skor. Tamamlanıyor. Murat Fırat 6-0 geride.
sporcumuz. Gençlerde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü elde ettikten sonra büyüklerde de Avrupa üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Aski demişler. Finalde bir başka sporcusu daha var, Osman Yıldırım. 130 kiloda Abdelatif Muhammed'le Mısırlı güreşçiyle mücadele edecek sporcumuz. Greco-Romen stilindeki 3. ve son final mücadelesi olacak sporcularımızın. Kerem Kamal altın madalya kazandı. Murat Fırat Cezayir'den İsa Gayu karşısında devreyi 6-0 geride kapattı. İkinci devre başlıyor. Çekti Murat. Koltuk altından hamle çabası. Gayu kapattı. Benzer hamleler Cezayirli güreşçiden. Murat Fırat şimdi boyunduruk çabası içerisindeydi. Bir kez daha yükleniyor. Olması kuşkusuz şart. Dolayısıyla o puanı da alıyor. Rakibini pasif düşürdü. Şimdi yerde istedi. Buradan 4 puanlık bir oyun. Karşılaşmayı bambaşka bir noktaya getirir. Şimdi söktü rakibini, yerle bağlantısını kesti. Kollarını da rakibinin karnında bağladı. Çırptı. 2 puanı aldı. Bir de diğer tarafa 4 puan toplamda. Farkı 1'e indirdi. Şimdi de öne geçiyor. 7-6 yaptı skoru Murat Fırat. Geriden gelerek öne geçiyor. Avrupa şampiyonumuz Cezayirli İsa Gayu karşısında. Son 2 dakikaya 7-6 üstünüz. Üstün giriyoruz. İsa Gayu'nun yorgunluk emareleri görülüyor. Yorulduğu görülüyor. Murat Fırat özellikle rakibini yerde istedikten sonra pasif kararı sonrasında müthiş çırpmalarla öne geçti. Ardı ardına 3 çırpmadan 6 puan aldı. Şimdi ...7-6 önde. Son 1 dakika 15 saniye. Son dakikaya girdik artık. Akdeniz oyunlarında 67 kiloda altın madalya mücadelesinde Murat Fırat. Birer 6-0 gerideydi. Devreyi 6-0 geride tamamlamıştı. Sonrasında ikinci devrede bambaşka bir performans ortaya koydu. Sporcumuz pasif kararı sonrasında rakibini yerde istedi. İstediğini de aldı. Ardı ardına puanlarla öne geçti. 7-6 önde. Son 30 saniyede Murat Fırat altın madalyaya çok yakın. Cezayirli güreşçiye bir puan yetecek aslında. Aslında o puan için yükleniyor. Murat çok dikkatli hareket istiyor sporcumuzdan. Şimdi bir kez daha yüklendi. Gayu son saniyelerde yükleniyor. Murat Fırat karşılıyor. Başından tuttu sporcumuzu. Ama bu çabalar yetmiyor. Son hamle çabaları artık. Belden hamlesi var. Attı rakibini. Murat Fırat üste. Puan çıkmadığını ifade ediyor hakem. Mücadele tamamlanıyor. Murat Fırat kazanıyor. Bir altın madalya daha. Bu defa 67 kiloda sporcumuz Murat Fırat'tan geliyor. Kerem Kamal'dan sonra Murat Fırat da
altın madalya kazanıyor. İşte Murat Fırat da Ay Yıldızlı bayrağımızda Binder'de zafer turunu atıyor. Galibiyetinin coşkusunu yaşıyor. Bizlere de gurur yaşatıyor.